basına ve kamuoyuna. Bugün dünya Müslümanlarının uyanışa geçtiği bir asrın arifesini yaşıyor. Canlı varlıklar nasıl ki doğar ve ölürlerse zaman içinde kavimler de doğup ölürler. Bu bağlamda dünya olaylarını değerlendirdiğimizde bu asır inşallah İslam ümmetini doğuracak. Şimdi görülen sıkıntılar bu kutlu doğumun sancılarıdır. Tam bir asırdır. Küfrün ve zulmün her çeşidini İslam ülkeleri ve Müslüman halklar Batı'nın azgın rejimlerinden görüyorlar. Batı rejimlerinin Müslüman halklara çektirdikleri bu azgın baskılarını üstelik barış, insan hak ve hürriyetleri adı altında yapmaktadırlar. Çelişkiye bakın. Dünya şu anda tam çelişkiler dünyası haline gelmiş bulunmaktadır. Bir Müslüman halkın kendi inancına göre yaşamak istemesinden daha doğal ne olabilir? Müslümanları yönetimde gören şu batının azgın ve acımasız rejimleri Müslümanlara habire saldırmaktadırlar. Şu anda çatışmaların hiçbirisi gayrimüslim ülkelerde yapılmıyor. İstisnasız tüm sıcak gelişmeler İslam ülkelerinde. Dünyada 200 küsür devlet bulunmaktadır. Bu ülkelerin hiçbirisinde halkı Hristiyan olup da yönetimi İslam, yöneticisi Müslüman olan bir ülke yoktur. Hakeza halkı Yahudi, Budist, Ateist ve Şamanist olup da yönetimi İslam ve yöneticisi Müslüman olan bir ülke bulmamız mümkün değildir. Peki 50 küsür İslam ülkelerine ne olmuş ki yönetimleri gayri İslami ve yöneticileri ya bizzat gayrimüslim ya da gayrimüslimi aratmayacak kadar gaddar kişilerden olması büyük bir çelişki değil mi? Müslümanların kendine gelmeye başladıkları her yerde ya İngiltere ya Amerikan ya da İsrail ya da Fransa güçleri mutlaka oradadırlar. Bu bağlamda Fransa'nın Güney Afrika'da bugünlerde gerçekleştirdiği katliama Müslümanların sessiz kalmalarına anlam veremiyoruz. Fransa'nın derhal diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Güney Afrika'dan kirli ve kanlı ellerini çekmesini talep ediyor ve bütün Müslüman halkları bunu ciddi bir şekilde protesto etmeye davet ediyoruz. Bu vesile ile Müslümanların her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, dayanışmaya muhtaç olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Kendi içinde bütün Müslüman halklar birbirleri ile mutlaka iletişime geçmeleri gerekir. Önce her topluluk kendi içindeki meseleleri hal etmek için tüm İslami kurum ve kuruluşlar ortak dayanışma platformunu kurmalılar. Daha sonra da ümmetçe bir dayanışmayı gerçekleştirmemiz en öncelikli işimiz olması lazım. Bu kış aylarında başta mazlum Suriye halkı olmak üzere dünyanın her tarafında zalimlerin zulmüne maruz kalan tüm halkların derdi ile dertlenmeyi, vicdan ve merhametini yitirmeyen herkesi davet ediyoruz.